sürpriz canlı yayınlarımızdan anında haberdar olmanın sadece tek bir yolu var. Lütfen Ateizm Derneği TV'ye abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ama bir konuda sizden çok istiyoruz. Yayınlarımızı beğenirseniz lütfen sorgulayan veya özgür düşünceli arkadaşlarınızı da aramıza kazandırın. Olur mu? Ateist Gazete'nin 84. sayısına hoş geldiniz. Ateist Gazete, Ateizm Derneği'nin iyi ve gönüllülerine özel hazırlamış olduğu, haftalık yayınlanan ve yayınlanmasının ardından 7 gün sonra tüm kamuoyuyla paylaşılan gazetedir. Okumaktan ziyade dinlemekten hoşlananlar için bir de YouTube videolarımızı hazırlıyoruz. Kalabalık ekibimizin kolektif ve özverili çalışmasıyla haberlerimizi hazırlamaktayız yayınlarımızı değerli buluyorsanız ve devam etmesini istiyorsanız bize Patreon kuruyorsunuz ve YouTube üzerinden destek olabilirsiniz. Bunun haricinde derneğimize üye veya gönüllü olarak da bizlere destek olabilirsiniz. Nasılsın Süleyman görüşmeyeli? Geçen hafta nasıl geçti? İyi, Türkiye'de her zamanki olduğu gibi hem komik hem can sıkıcı geçti. Yani her zaman böyle oluyor çünkü Türkiye'de. Mutlaka bir saçmalığın üzerinde bir saçmalık daha yapılıyor. O sırada bir eğleniyoruz, bir sinirleniyoruz. Öyle gidiyor işte. <laughs> asgari ücret belirlenmiş oldu. Evet asgari ücret hafifleşmiyorsun. Bu hikaye, var, bu Onu hikaye şey enflasyon sarmalı diye bir şey vardır. Enflasyon ücret sarmalı diye bir şey vardır. Asgari ücreti arttırmak marifet değildir. Aslında mesele enflasyonist ortamı ortadan kaldırmaktır. Ama bu yapılanlar Seçim harifesinde yakında emeklilere falan da zam yapılacak. Ve zamlar hiçbir şeye yetmeyecek. Birkaç ay içinde zaten eriyip bitecek ama enflasyonun uçmasını sağlayacak. Hemen ben baktım zaten. Zamdan bir gün sonra geçen hafta ete zam gelmişti. Bu hafta tekrar bir zam daha geldi. Bunun tek sebebi asgari ücretin arttırımı. Buna benzer şeyler silsile olarak gelecek. Bir hikaye bu. Yani bizi kötü şeyler bekliyor. Kötü bir ekonomik... Süreç daha bekliyor önümüzdeki yıl. Öyle devam edecek görünüyor. İki şey açıkladılar. Bugün ekonomiden gidiyor. Neden söyle kafam öyle çalışıyor bugün. Ee, Merkez Bankası rezervlerinin 113 mi 130 milyar mı ne olduğunu açıkladılar. Külliyen yalan o da. Çünkü bu swap makyajıyla swap dediğimiz biliyorsun fiktif bir anlaşmadır. Gerçekliği yoktur. Yani o para orada değildir onu çıkarttığında işte parlak bir durumda diğerler hala doları işte zorla dolar satarak ayakta tutmaya çalışıyorlar. Böyle bir dolar kurunu, böyle bir hikayeden bahsediyoruz. Bir bu. Bu yayınlandığında program geçmiş olacak ama bugün büyük hayvan hakları mitingi var. Benim açımdan önemli. Pek çok, pek çok insan için önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yasaya eklemlenmek isteyen maddelerle bir hayvan soykırımı gündemde sokak hayvanlarına yönelik. Bu zaten şeyden de anlaşılıyor. Evdeki kedilerin ve köpeklerin çiplenmesiyle ilgili hikayeden de anlaşıldı. O çip aslında biraz da Nazilerin Yahudilere taktığı yıldız gibi geliyor bana. Siyon yıldızı gibi. Yani sokakta bir görünmeyen katliam yapılabilir. Çünkü barınakların halini biliyoruz. İşte bugün saat 1'de ben o mitinge gideceğim yeni kapıda. Umarım kalabalık olur. Çünkü hayvan hakları savunucuları olacak. Böyle her gün, her saat Türkiye'de bir hakkı savunmak için mücadele etmek gibi bir misyonu olan garip bir ülkede yaşayan insanlarız bizler. Benim gördüğüm odur. Ha, bu arada tabii ki çocuk tacizleri bu hafta da devam etti. Çocuk tacizleri, tecavüzleri bu hafta da devam etti. Kadın cinayetleri bu hafta da devam etti. Bu evet. kadar diyeyim. Daha fazla iç karartmayayım. Ama Keşke kötü böyle koşu. güzel, neşeli haberlerimiz olsa da böyle işlerimiz karartmadan mi, devam edebiliriz. De. ki mesela gerçekten kadın gibi bir kadın bakanımızın olduğu bir ülke olsa... Yani kadın bakan olması yetmiyor. O kadının kadın olması gerekiyor. Şimdi burada da bakanlar var görüyoruz yani. Görmek bile zaten insanın kimyasını bozuyor onları. Ya da bir başka başbakanımız vardı hani bütün zamanların en zeka üzürlü başbakanıydı geçmişte. Kadın başbakan diye pek övmüştük. Ülkeyi rezil etmişti gibi gibi hani böyle hikayeler de var. Diyeyim geçelim haberlere yoksa <laughs> Uzattık, uzatacağım. Tamamdır. Bu arada e, miting bana uzak olduğu için gidemiyorum. Bayağı uzak oturuyorum. Fakat e, gönlüm ve bütün düşüncelerim ve bütün kalbim aslında şu anda orada olacak. Çünkü gerçekten de büyük bir hayvan seviyorum. Evimde üç tane köpeğim var. E, o yüzden size şimdiden iyi mitingler diliyorum. Ve haberlerime tamam. geçiyorum. E, Necip Hablemitoğlu'nun e, ve sahip olduğu tek silahı olan aklıyla sahip tek silah aklı olan dini yapılanmalara köstebek isimli kitabında deşifre etmeye çalışırken canlıca edilmişti diyorsunuz ki. E, kendisini bu ölüm yılıyla, ölüm yıl döneminde saygıyla anıyorum ve anıyoruz. Ve e, saygıyla anıyoruz da demişken de e, Carl Sagan'ın ölüm yıl dönümünün 26. yılına girmiş bulunuyoruz. Kendisi 1996 yılında hayatını kaybetmişti. Ve e, birçok fizikçi için belki de ya da birçok bilimci için Carl Sagan gerçekten çok önemli bir insandır. E, çok değerli kitapları, çok değerli belgeselleri vardır. E, önceden okumamış, izlememiş olan insanlar varsa, izleyicilerimiz varsa öneriyorum. Bir e, en azından kitap kitabını okuyabilirler ya da belgesini izleyebilirler. Gerçekten çok değerli bir bilim insanıdır. Ve onu da 26. ölüm yıldönümünde saygıyla anıyoruz. Ve e, geçen hafta da çok önemli bir e, panele katıldık. Onun bir Habibullah'u onu... ile ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ben ki de, tabii onu... ki de. Çünkü çok önemli bir insandı o. Karl Sagan zaten çok önemliydi ama Sagan rahat bir adamdı yani onu kimse Aynen. öyle yani tehdit etmiyordu. Necip Bey zaten katledildi Allah. yani. Necip Habibullah katledildi. Burada önemli olan şunu görmek diye düşünüyorum. Hablemitoğlu cinayeti uzun yıllar aydınlanamadı biliyorsun. Hablemitoğlu'nu öldüren adam, o katil, daha birkaç ay, birkaç, bir yıl olmadı televizyonlarda dolaşan, kendini kemalist olarak, yurtsever olarak tanıtan bir adamdı. Laik bir adamdı bir de biliyorsun. Şimdi Türkiye'de bazı işler, bazı cinayet, siyasi cinayetler tümüyle bu derin devlet midir adı ne pislikse artık bu çerçevede dönüyor. Hablemitoğlu'nun kat, katledilmesi de böyle bir şeydi. Öldürülen, öldüren adam katil getirildi Türkiye'ye ve yargılanacak. Bunu da aklımızın bir köşesine yazalım diye söylüyorum. Neden? Bizleri ya da mütedeyyin kesimin bir bölümünü karşı karşıya getirmek için, gündem değiştirmek için, ülkeyi farklı yönetmek için bu tip pisliklerin yapıldığı da hep kafamızın bir yerinde dursun diye söylüyorum. Bu kadar. Tabii ki sakın kitaplarını okumakta büyük fayda var bu arada. Kolay okunur kitaplardır da. Aynen yani öyle. Dünyanın Gerçekten gördüğü yeni humanistlerden var. biridir ve bunu bilim üzerinden yapabilen, herkese de ulaşabilen bir kişi olması, bir aydın olması da ayrıca önemli tabii. Çünkü bazıları biraz ıttına sıkına anlatabiliyor, o çok rahat anlatıyordu. Bir tane şey duymuştum birisinden. Kimden duydum hatırlamıyorum. Yaştan çok bilmiştim. Şey demişti, e, gayet böyle dinine bağlamıştım anda. Carl Sagan ateistlerin peygamberidir demişti. <laughs> i̇şte yani o tabii kafa öyle. Hani illa birine biat edip birinin ayağını öpeceğiz ya. Biz öyle yani değerini sadece insanların değerini vermek lazım. Onun fazlasını vermek biraz tabii komik oluyor. Aynen öyle. Geçen hafta çok önemli bir panele katılmıştık. Onu Ramano Ateizm Derneği'nin çok değerli üyelerinden birisi ve e, Dünya İnsan Hakları Günü'nde Kanada'da Ateist Mülteci Yardım Programı'nın tanıtımını gerçekleştirdi. Dine Küfredenleri Korumak isimli İngilizce etkinliğimiz bu yıl 10 Aralık'ta gerçekleşmişti. Bu e, ve artık geleneksel hale gelen panelin 2022 konukları dünyada 5 öncü ateist, humanist, mülteci yardım programlarının direktörleriydi. Almanya merkezli ateist, mülteci yardım yardımları adına Jana Ahmat Hollanda merkezli Seküler Yeraltı Ağı adına Martin Fre Frerix, Seküler mütarma adına Mater Kravetta Uluslararası Ateist Birliği Ateist Derle Destek adına Tony Ambrose ve Ateizm Derneği'nin Ateist mütecip yardım programının temsilende Onun Ramanu'nun etkinliğe e, katıldığı videoların videosunu da önümüzdeki haftalarda CFI Kanada YouTube kanalında görebileceksiniz. Önümüzdeki hafta yayınlanmış olacak. E, i̇zlemiş miydin, duydun mu, neler düşünüyorsun e, bu konu hakkında, Süleyman? Çünkü çok önemli bir aslında bizim bir programımız bu. Ateist mülteci programımız. Tabii Geçen yayınlarımıza yani. da de bahsetmiştik. Çok değer verdiğimiz bir şey aslında bizim dernek olarak. Geçen programda detaylı bahsetmiştik yine kısaca geçelim. Yani bu bizim evrensel yanımızı da ortaya koyan, dünyanın en önemli şu andaki problemlerinden biri olan mülteci sorunu çözmeye yönelik, ateistlere yönelik çifte baskıyı, yani hem mülteci olmak, hem e, ateist olmanın getirdiği kendi grubu içinde de ölüm tehlikesi yaşayan insanları kurtarmaya yönelik bir program. Bunun için uluslararası bir ekiple bu işi çözmeye çalışıyoruz. Tabi elimizden gelen çok kısıtlı bir destek olabiliyor. Sonuçta biz devasa fonlar alan falan bir dernek değiliz. Öyle bir niyetimiz de yok. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Ben burada bir tek şeyin altını çizeyim. Bu, bu blasfemi e, dine küfretmek, dine küfür diye birebir çevirmek iyi bir şey değil. Çünkü bundan yola çıkarak İran'da yani başka bir çeviri bulmamız lazım. Bu şeye benziyor. Yani Transgender'ı trans birey gibi saçma sapan bir tanıma çevirmeye benziyor birebir çeviri var ya. Onun gibi bir şey oluyor. Bir şey bulmak lazım ama bu dine küfür değil çünkü yine bu ay, bu ay e, bir genç kız daha idama mahkum edildi İran'da gencecik bir kız yani şeydi 18 yaşının altında ve muharebe diyor bu adamlar bu iğrenç Molla, Molla rejimi bunun adına muharebe yani dine küfür diyorlar ne onun için Molla rejimine ayaklanan dine küfür ediyor diye şey yapıp idam ediyorlar. Bu sebeple yani parantez arasında bunu da söylemiş olalım. Biz de şeyi düşünelim. Rasfemiyeye yeni bir karşılık bulmaya çalışalım Türkçe'de. Çünkü bu makara falan değil, yönetmen olmaz. Öyle. <laughs> Tamamdır. Bir, benden bu bir kadar. Bir sonraki e, haberime devam ediyorum biliyorsunuz ki geçen hafta ve geçen haftalarda çok çirkin haberler gördük. 6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilmesi. Ee, ve bunu birçok insan aslında haberdar olmuştur, haberi vardır diye düşünüyorum. Ve aslında bakıldığı zaman da Diyanet İşleri'nin biz, e, bizler haricinde işte inancı olan insanların en azından bunların işte İslam'la alakası yoktur bilmem ne Diyerek içlerini rahatlatmalarını beklerdim o Müslüman e, gruplarının en azından ama yani İslam inancı sahip olan insanların. Fakat gel gelelim durum çok çok farklı. Baktığımız zaman 6 yaşından beri ailesinden ve e, ailesinin bile haberi varken bir istismar durumuna düşen kız çocuk gibi bir durum varken... ...Diyanet Vakfı'nın İslam ve to toplum ilmi hallerinde 9 yaşındaki çocukların evlendirilebileceğinin yazdığını... E, görmüş olduk, tanık olmuş olduk. Ne yazık ki tabii ki de ee, nedir bu? Bir devlet kurumu malum, Diyanet İşleri Bakanlığı ve önceki yıllarda da bir ilmi halinde basılmış olarak evlilik yaşı sınırı olarak dokuzlu koyduğunu görebiliyoruz. Aslında bu biraz da şey değil mi Süleyman? Böyle Kur'an-ı Kerim'de sanki e, önceden Muhammed 6 yaşında Ayşe Hatun'la evlenmişti ve onunla 9 yaşında e, evlilik ilişkisini tamamlamıştı ve bu aslında yazıyor Kur'an-ı Kerim'de ve birçok ayette aslında işte Talak suresi 4. ayette henüz e, adet görmemiş olanların evliliğinden bahsedilmekte ve birçok aslında İslami kaynakta regle olduktan sonra kızlar evlenebilirler, kız çocukları evlenebilirler denmekte ve hatta ve hatta bazı yerlerde de alet olmadan, renkli olmadan da evlenebileceklerine değiniliyor. Yani bu biraz şey değil mi ya? Yani çocukluğur, kız çocuğu olsun, hadi ne zaman hazır olacak? Onun gibi bir şey değil mi bu? Öyle Hadi bir ne sıkıntı. zaman hazır olacak? Şimdi önce şeyi söyleyelim. Yani şöyle dememekte bence fayda var. Ee, Diyanet İşleri Başkanlığı bunu yapıyor. Ama tüm mütedeyimler bunu bu şekilde benimsiyor diye bir şey yok. Yani çevrenin sonuçta işte bu ülkede herhalde dine, dinin vecibelerinin bir bölümünü yerine getiren bir yüzde otuzluk kesimi vardır. Az bu nüfus yapmaz. Yüzde otuzdur yani hani yüzde doksan dokuz falan değildir. Çünkü Türkiye'nin yarısı zaten değil gibi yaşar. Yüzde üç beşi biz, bizim gibi zaten. Kalanı da böyle ortada gidiyor. E, mesele şu. Eğer ki bizler dini bir Sosyal düzen arayışı olarak tasvir ediyorsak, yani göklerden gelmemiş gelmiş bir şey olmadığını biliyorsak, kutsiyet affetmeyen insanlar şöyle bakmak zorunda: tarihsel süreçler çok farklı işliyor. Yani o zaman çocuk mefhumu çocuk hakları yok. O zaman e, insanın zihinsel gelişimine yönelik bir fikir yok. Yani regl olan kadın birey olarak, hani şey birey de, demeyeyim de işte evlenilecek ve çocuktur, cinsel ilişkiye girilecek bir kadın olarak düşünülüyor. Avrupa'da da böyle. Afrika'da animist dinlerde de bu böyle. Sadece şey, regl, regli şey koyuyorlar, doğurganlık hikayesi biliyorsun. İsveç'te 13 yaşında çıkıyor çünkü kız regl olmuyor. Ama Afrika'da 7 yaşında da olabiliyor. Hani iklimsel koşullar o bu vesaire gibi. Böyle baktığımızda tabii ki bunun aklı üç kuruş aklı olan birinin, üç kuruşta insanlığı olan birinin bugün bunun en azından 18 yaş olması gerektiği, 16 yaşın başka bir sınır olarak tartışılabileceği belki hani Amerika'nın bazı eyaletlerinde olduğu gibi falan düşünülebilir ama bu hikaye tartışma ötesidir artık. Din buna göre mecburen değişmek zorundadır. Bunun A'sı, B'si, C'si falan yoktur. Şimdi Diyanet işlerindeki o zeka sıkıntılılar, o gericiler, o sapkınlar bir bölümü hepsi yani hepsi böyle mi düşünüyor bilmiyorum. Açıklama ne yaptılar onu da artık Diyanet İşleri Başkanlığı ben dinle ilgili bir konuda dini bilgilerinin yetersizliği ve ahlaksızlıkları sebebiyle ciddiye almadığım için bakmadım ama bu yapılabilecek bir insanlık suçudur. Bunun adı insanlık suçudur. Bir, çocuk düşmanlıdır. İki, çocuk haklarına aykırıdır. Türkiye'nin imzası var kardeşim. Üç, bu kadar net. Bu adamın bir kere yargılanması lazım eğer hukuk devletiyse. Bu bir. İki, öyle bir yerde olduğu için hemen işten atılması gerek. Bunların hiçbiri yapılmıyor. Bir de şöyle bir şey var. Sadece bu dinsel bir mesele dedi biliyorsun. Çocuk çocuklara tecavüz, çocuk gelin hikayesi geleneksel bir mesele. Geleneksel tarafı daha da iğrenç. Çocuğunu satıyorsun kardeşim. Türkçede bunun bir adı vardır. Buna hani net söylüyorum pezevenklik denir. Buna godoşluk denir. Yapılan budur. Sen çocuğunu satıyorsan eğer senin anne babalığıdır bir karşılığı yoktur. Sen bir et satıcısındır. Bu konuda asla geri adım atılmamalı. Ben şuna en azından güvenmek ve e, güvenmek istiyorum diyeyim. Türkiye'deki mütedeyyin kesimlerinde önemli bir bölümünün bundan tiksindiğini düşünüyorum. nasıl asıl... Bunu... Onların asıl buna cevap vermesi lazım. Bizim değil. Zaten bizim geçmişimizde böyle bir hikayemiz yok. Bizim böyle bir ahlaksızlığımız, böyle bir sapkınlığımız yok. Bunu temizlemesi gerekenler, gidip Diyanet'in önünde gösteri yapması gerekenler mütedeyyin yurttaşlarımızdır. Bizler değil. Hatta ve hatta e, tarikat mensuplarıdır. Bu işe yani, bulaşmamış tarikatların mensuplarıdır. Ki... Birçok tarikatların içinde aslında ya da Kur'an kurslarında birçok hem kız çocukların hem erkek çocukların taciz ve e, birçok hem sistemik hem sistemik olmayan e, cinsel taciz, işte e, cinsel istismar haberlerini almadık mı? Kur'an kurslarında Anladım. bile oluyordu. İşte tarikatların Şimdi... kendilerini aklaması için madem ki böyle suçlanıyorlar ve bu İslam'a saldırı diyorlar. Buyur kardeş hadi bakalım git bir şey ver suç duyurusu yap Diyanet'ti ki adama git onun önünde gösteri yap git o tarikatın Hiranur Vakfı'nın önünde gösteri yap kapatılsın bu de bunun sorumluları gözaltına alınsın de sadece bak şey değil alınan iki herif değil bir suç yuvası sonrası o İsmail Ağa'nın önüne git bunları yap ki biz de bilelim hani şöyle deniyor ya Bazılarına terörle iltisaklı olmadığını ispat et. Hadi bakalım pedofiliyle iltisaklı olmadığını ispat et. AK Parti üyeleri hadi bakalım gidin. MHP üyeleri hadi gidin. Karşı çıkın. Öyle laf olsun diye karşı çıkmayın. Sonuna kadar karşı çıkın. Boyunuzun ölçüsünü görelim. Yani buna çok çok benzer bu arada konuştuğumuz bu pedofili bu çocuk istismar konusunda ne yazık ki bir haberimiz daha var. Gene çok üzücü bir haber. Gene bir tarikatlar, gene bir çocukların istismar edilme zinciri hatta. Hatta zincirleme çocuk istismar haberi diyebileceğim. O kadar çirkin bir şey ki yani insanlar sırf tarikat üyesi ya da sırf büyükleri ya da aile bireyleri diye susuyorlar. Tacizleri görmezden geliyorlar. Çiğneyi çekiyorlar, yorgan atsı yapıyorlar. Fakat bunun yapılmamız gerekiyor. Bu kez yaşları 5 ve 17 arasında değişen e, çeşitli çocuklar, birden fazla çocuktan bahsediyorum. Aynı aile birey tarafından, aynı tarikat mensubu bir e, birey demek istemiyorum, bir hayvan tarafından e, burada cinsel istismara uğruyorlar. Ve aha, bu tarikatlar aslında ne kadar insanlar tek tek, tek bulunup da yakala, e, yani nadiren de olsa işte yakalansalar da temizlenmiyorlar yani birçok kişi susmaya devam ediyor dolayısıyla da bu tarikatlar çocuklar ve aileler için hala çok çok büyük bir tehdit yani bu adam bahsettiğim bu insan bile değil dediğim adam ne yapıyor gidiyor eşinin 17 yaşındaki kardeşiyle gidiyor onu taciz ediyor hatta sanırım kalçalarını sıkıyordu ve diyor ki 17 yaşındaki çocuk beni bırak hani beni şey yapar mısın bırakır mısın beni diyor. Çocuk, şey, daha sonra da ne yapıyorsun sen bilmem ne bağırıyor fakat aile olayı öğrenmesine rağmen akrabalık bağlarından dolayı şey yapıyor e, sessiz kalıyor bu arada eşinin yeğeni kardeşi değil yanlış söyledim eşinin yeğeni 17 yaşındaki bu adamın ismi bu arada Cemalettin Kutlubay daha sonra 2015 ekim 2015'in ekiminde akrabasının 5 yaşındaki kızını Kolundan tutarak tuvalete getiriyor Yani kıyafetlerini çıkartıp çocuğa cinsel istismarda bulunuyor. Olay savcılığa intikal ediyor. Ama Kasım 2015'te Cemalettin Kutlubay tıklanıyor ve e, yargılanmasının sonucunda ceza alıyor. Bir diğer olayda da er, e, bu sefer oğlu Ertuğrul Kutlubay. Bir söz vardır. Balık baştan kokar tam olarak da bu. O dönemlerde ilkokul birinci sınıfta öğrenim gören amcasının kızını tecavüz ediyor. Yani küçük kız yaşadığı olayı kimseye anlatamıyor. Yani korkuyor. Yani düşünsene. Tehdit ediliyorsun. Küçücük çocuksun. Diyor ki seni öldürürüm, halini öldürürüm bile diyor. Olabilirler. Ve sen buna inanıyorsun. Oğlunun adı neydi? E, Ertuğrul Kutlubay. O Ertuğrul büyük olasılıkla küçükken, çocukken yine Ola aile tacize uğramıştır. Biliyorsun bu kendini tekrarlayan ve yansıtılan bir durumdur. Büyük olası da çocuk için o. Baba için de belki öyledir. Sorun şey yani tek tek birey meselesi değil burada. Bu hastalığın kökten çözümlenmesi gerekiyor. Ki bir yani kere, amcasının kızına tecavüz ediyor. Ya öyle zaten. Genelde biliyorsun bu iş incest ve pedofili oluyor. Bütün hikayeleri dinle. Ya şş. Burada aile çok önemli ve aile bunu gizliyor. Ya Güneydoğu'da, Orta Orta Anadolu'da, Karadeniz ve şey bölgesinde biraz daha az oluyor. Nedenini bilmiyorum. Böyle bir hani bölgecilikte yapmayayım ama. Doğu, Güneydoğu, Orta Anadolu çevresinde. Ee, genelde bu birinci, do birinci derece kan bağı olan akraba tarafından yapılıyor bu taciz ve tecavüzler çocuklara. Sonra da diyelim ki eğer erkek çocuksa tacize ve tecavüze uğrayan bir de vay sapık diye öldürülüyor. Ya bundan iğrenç ben bu insanlık tarihinde bundan iğrenç bir şey varsa cadıların yakılmasıdır. Ben başka Değil. bir şey düşünemiyorum yani. Bu arada Gaziantep'te e ya şey gerçekleşmiş bu olay onu söylemeyi unuttum. Kadiri tarikatının Nadiri koluna bağlı bir mürit olan Peki. Cemalettin Kutlu Hı. Bay ve oğlu. Ve bir de derler ki Kadiriler biraz daha şeydir. E, e, tırnak içinde çağdaştır. İşte hikaye böyle yazılmıyor maalesef. Çağdaşıymış, o suymuş, bu suymuş. Ha bu arada sadece bunlara özgü bir şey de değildir bu. Yani şey seküler kesimde de olabilen bir şeydir ama oradaki daha çok şeydir bir ruhsal sapma olarak bir hastalık olarak pedofilidir. Kültürel bir şeyi yoktur, desteği yoktur. Onun tedavisi var, izolasyonu var, cezası var. O su var, bu su var. Çözümlenebilir bir şey. Diğeri çözümlenemez çünkü diyanet arkanda duruyor. Böyle bir sıkıntı var. Ya konuş bu konuda konuşunca insan şey olmaya başlıyor. Hani. Nefret yükleniyor ama şunu yapmamamız lazım. Bizler, humanistler olarak, e, bu geleneği sürdüren insanlar olarak hiçbir zaman şunu dememeliyiz. Bir pedofili cezaevinde tecavüze uğrayıp öldürülmeli dememeliyiz. Kim olursa olsun, bir kadın katili cezaevinde dayak yiye yiye mafyozi geri zekalı herifler tarafından öldürüldüğünde bir yerimize kına yakmamalıyız. Bu bize hiç yakışmayacak bir tavırdır. Maalesef ben bunu özellikle işte e, muhalif sol çevrede çok sık rastlar olduğum ve feminist çevrede bu laflara sosyal medyada sen de denk gelmişsindir. Bu geriliğin dibidir. Bu gericiliğin dibidir. Hukuk devletine karşı bir tutumdur evrensel insan hakları beyannamesine karşı bir tutumdur. Bin tane hukuka karşı, yani bin tane kanuna karşı bir tutumdur. Böyle gerizekalık da olmaz. Bunu da eklemiş olalım. Ne kadar sinir, sinirlensek, nefret etsek de bu işi çözecek olan hukuk devleti olmak zorunda. Yani peki hukuk devletimiz ne kadar işliyor? Türkiye'de hukuk devleti yok. Türkiye'de hukuk yani devleti. Yani öğrencilerimize bile aslında ne kadar çok istiyor din Türkiye'de din değil öğretmeni ki. bile bir imamken evet çünkü siyasal İslamcıları iktidarı verirsen ne hukuk devletin kalır ne güven güven altında çocuğun kalır ne aydın kalır ne vatan kalır ne anayasa kalır ne ahlak ve namus kalır siyasal İslam bir virüstür. bunun adı ihvan bu coğrafyada genelde ihvan. Yani IŞİD'i MİŞİD'i sallayın. Onlar bir şekilde yok edilir silahla, külahla. Orduyla, onla, bunla. IŞİD'i, kaidesi. Ama ihvan sürekli toplum içinde tekrar tekrar ortaya çıkan COVID gibi bir virüstür. Ve tedavisi çok güçtür. Geçtiğimiz haftalarda da mesela e, Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanmış bir belge ön yüzüne çıktı, gün yüzüne çıktı. Burada ne vardı? Bir cami imamı öğretmenlik yapıyordu bir lisede din hocası olarak. Neymiş efendim? E, din hocası olarak muadili olarak imam miyiz? Hani eş değer. Laşlarda yapıyoruz ya biz eş değer şeyler alıyoruz. Nedir işte Aa, aspirinin eş değeri şu bu bilmem ne. Yani nasıl bir din hocasının eş değeri din şey olabilir ki? Ee, imam olabilir ki o kadar saçma bir de şey ya yer alıyor ee, bu bildirgede mi diyeyim artık resmi evrakta mı diyeyim İşte Efendimiz şu e, 08.30 ve 12.35 saatler arasında Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde öğretmenliğine olur verilmiş neymiş efendim imamlık görevini aksatmamak kaydıyla yani bir imam nasıl öğretmenlik yapabilir ki ya, bu de, dediğimiz yerde aslında e, Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Eski Cağaloğlu Kız Lisesi değil mi? Evet Çok evet. kaliteli eğitim veren geçmişte liselerden biri. Aynen, aynen liselerden biridir. Eskiden tabii. Onu da için ettiler. O kadar artık saçma bir durumdayız ki yani din kültürü eğitiminin okullarda İslam'ı dayatma olarak verdiğini defaatle dile getiriyoruz dernek olarak. Fakat eğitim sistemindeki bu aksaklıklar ya da bu durumlar e, yok edilmemiş olmasına rağmen giderilmeye çalışılmıyor oluşuna mütevellit mi denir artık? Ziyade mi denir? Daha da kötü şeyler hal, haline geliyor. Resmen ya, okullar medrese haline geliyor. ya yani Deveye sormuşlar diye hani tam bu hikaye o. Deveye sormuşlar boynun niye eğri? Nerem doğru ki demiş ya. Hikaye bu. Bir din öğretmeni diye bir şeyin olmaması gerekiyor. Bu bir. Maaşlı imam diye bir şeyin olmaması gerekiyor. Bu iki Müslümanlıkta. Bak laiklikte birinin olmaması diğerinin de orada olmaması gerekiyor. Bu gönülden yapılması gereken bir şey. Gelmiş böyle maaşlı bir şeyler olmuş falan filan. Devlet memuru olmaması gerekiyor. İmamın, müezzinin, onun bunun. Bizim paramızı maaş olarak almaması gerekiyor. Hikayeyi böyle kurduğunda zaten konuştuğumuz her şey saçma sapanlık olarak ortaya çıkıyor farkındaysan. Zaten e, bu arada da o öğretmenin verdiği hastalıklı bilgiler, normalde din kültürü ya bunun adı, din kültürü falan diye bildiğin sünni hanefi inancının bu devlete uygun biçimde zerk edilmesidir. Propagandasının yapılmasıdır. Evet propaganda yapılmasıdır yani çocuk istismarıdır bu şekliyle öbür dinler falan anlatılıyorsa da işte bizim için satanist hani din kitaplarında, din derslerinde işte ateistler yok satanistmiş, yok ahlaksızmış falan filan diye anlat vatan hainiymiş. Bir tanesi vatan haini demişti şerefsizin biri. Kim demişti unuttum ama işte bunları diyenler bu adamlar bu adamların zaten hani bir öğretmenlik vasfı yok. Dersin ders vasfı yok. Bilgi vermek gibi bir şey yok. Böyle bir durum. Yani her zaman bunlar görünmeye artık şey mi olacak? İnsanlar alışacaklar mı Bu tür şeyleri görmeye haberler olarak? Çünkü o kadar çok görmeye başladık ki işte di okul müdürlerinin işte aslında öğretmen olmayışı, din öğretmen işte din öğretmenlerinin imam oluşu ya da o kadar çok çocuk gelin, o kadar çok işte çocuk istismarı, kadın cinayetleri Hayvanlara aynı zamanda istismar, hayvanların katledilmesi, sokak hayvanlarının önemsenmemesi o kadar aslında belki de çok fazla televizyonlarda haber olarak görüyoruz ki belki de bir kesim bunları bir süre sonra normalleştirmeye başlıyor ya da başlıyor. Çünkü Bunun çözümü nasıl devlet yani devletin bilmiyorum. işgal edilmiş devletin geri alınması. İnsanlar nasıl sessiz kalıyor gerçekten anlamıyorum. Hı. Ele geçirilmiş devlet geri alındığında yani bir iktidar değişikliği olduğunda ve tekrar seküler layık bir ülke olduğunda Türkiye işte bunlar çözülür. Ama bir yandan da belki de bizim medya kollarımızın da gerçek haber işte yalandan uzak haber vermesi gerekir diye düşünüyorum. En azından doğru bilgileri vermesi gerektiğini. Bir <laughs> de şey yok mu ya bizim bu yeni çıkan yasalarda Halka ya yanlış haber vermek, yalan haber vermek hmm. bir yasak bir şey olmadı mı? Yasa çıktı da yasaklanmadı mı? Öyle bir şey yapılmadı. Yani mı? öyle olsa zaten tek bir e, iktidar milletvekili, bakan ya da cumhurbaşkanı <laughs> hepsi ceza almak zorunda kalır. Ya da şey kalmaz da haber, yani. bütün kalmaz. o beş para etmez, yandaş medyanın kapatılması gerekir falan. Yani tabii ki ne için yaptıkları çok ortada. O zaman bir tane örnek vereyim. Biliyorsunuz ki geçen hafta e, İngiltere dinsizleşiyor diye bir haberimiz vardı. Ve aynı hafta Haber Yedi'nin bir haberi çıktı. Dediler ki İngiltere biliyorsunuz İrlanda da aynı zamanda e, eskiden işte e, Büyük Britanya'ya bağlıydı artık değiller. E, i̇şte İrlanda tarafları İngiltere tarafları Müslümanlaşıyor diye bir haber yaptılar. <laughs> Yani diğer sayıları vermeden e, İslamiyet'te artış var diye bunu sunabildiler. Bakıldığı zaman sadece hani oran olarak hani birdi iki oldu bu yüzde yüz arttı diyorlar. Hani bir kişi İslamiyet'teydi ikinci oldu falan. Yani sadece oran olarak hani artan diyelim tırnak içerisinde İslamiyet değil. O çok üçkağıtçı ee, haber yani e, şöyle. E, aynen öyle çünkü insanlar kilitlerini bırakıyorlar. Hindis, Hindistan Müslümanları, Pakistanlılar zaten oraya zamanda göçmen olarak gitmiş. Onlar biraz daha fazla yürüyor. İşte bu mülteci meselesi yüzünden giden Müslümanlar var. Bu mu yani böyle mi artar? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani bir de şey var ya Hristiyan inancı düştüğü için aynı zamanda ateizm de çok çok fazla artıyor. Artı dünyada çok fazla şu anda mülteci insanlar alındığı için ve İslami inanca sahip olanların çoğu da zaten o ülkelerde mülteciler işte Türkler olsun, Hindistanlar olsun, senin de dediğin gibi ya da işte Afganlar, İranlılar işte Suriyeliler. Bunların da sayısı arttıkça haliyle oradaki insanların Müslüman sayısı artmış oluyor. Bence Pada... Hristiyanlarla kıyaslıyorsa, yiyorsa Ateistlerle kıyaslasın. Oranı da görsün bakalım. Ve İngiltere'de ona da gelelim. Ne kadar Ateist var, ne kadar Müslüman var. Ya da Norveç'te ne kadar Ateist var, ne kadar Müslüman var, görsün. Aynen var öyle. Son 10 yılda mesela Müslüman sayısı 1.2 milyon artarken ki bunlar da çoğu zaten göçmenlerden oluşuyor. Ateist ve inançsız vatandaşların sayısı da 8.1 milyon kişi artarak 22.2 milyona gelmiş. Yani, e yani. E, 1.2 milyon Müslüman ve ateist 8.1 milyon. Yani ki o 1.2 milyon artan Müslüman sayısı da aslında yabancı uyruklu insanlar. Dışarıdan gelenler. Atlanıyor. Aynen öyle dışarıdan gelenler. Çok ilginç gerçekten. Ve bu aynı zamanda şey diyeyim ya haber yedi işte şeyde haberi de yapmışlardı. İngiltere kralı Müslüman işte Amerikalı yani, Amerika'yı Müslümanlar fethetti. Ya bunlar Hitler, Hitler bunlar Hitler derdi. sünnetli demişti ya. Bu mikroplar zamanında Hitler sünnetli demişti Hitler'e yaranmak için. Görmüşlerdi. Yani Hitler Müslüman gibi. ve sünnetli dediler. İhvan bunu diye. Yani. Mısır ihvanı yani. Böyle bir bunlar böyle. Bu kadar bunlar, bu kadar. Peki hocam bir şey soracağım ya. Bu Elon Musk Müslüman olacak diyorlar, doğru mu? <gülüyor> 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 Geçenlerde yine haberlerle görmüştüm. Elon Musk Müslüman mı oluyor falan diye böyle clickbait haberler. İnanılmaz ya, şeyler ya. Bu işte de... şeyden kalan Babali gazeteciliği vardı. Günaydın gazeteciliği, Tan gazeteciliği falan geçmişte. Bunlar da işte oradan buraya geçmiş pek müptezel gazeteciler vardır. Sonradan yandaş medyacı olmuş. Çoğu da bunların eski magazincidir. Hani tın tın beş para etme seriflerdir bunlar. İşte bunlar şimdi buralara yuvalanmış durumda. Bu rezillerin çıkarttığı uyduruk şeyler böyle devam eder yani. Kim ünlüyse onu bir sünnet ediyorlar önce. Bir de nereden gördün ya? Nereden gördün kardeşim? Yani sen manyak mısın bir dediğini düşün ya. Nasıl böyle bir şey diyorsun? Ya ya da işte Prens Charles Müslüman. Ya adam Müslüman falan bir herif. Adamın kendisi yapmış. E, Nemrut bir annesi var. Manyağa bağlamış zavallı bir adam zaten görüyoruz işte bugün de krallığından. Hani bunun Müslümanlıkla ilgisi yok. Adam sadece abuk sabuk bir adam. O kadar. Böyle hikayeleri çok dinleriz daha ya. Ya diyorlar ki Norveç'te Müslüman nüfusu artıyor. Hocam ne yapıyorsunuz? Norveç somonlarını mı okuyup üflüyorsunuz? Şey, kelime işaret getiriyorsunuz. Nereye <laughs> artacak? Norveç'te İzlanda ile beraber uzak ara şey yani ateist nüfusun. Çok %70'leri geçtiği ülkeler yani. Tabii canım ilk şey oralarda o kadar çok aslında seküler evet. kesim var ki çünkü insanlar rahatlar, insanlar okumayı, araştırmaya kendilerine vakit ayırabiliyorlar. Belirli bir kalıba girmek zorunda değiller çünkü adamlar Çok kendilerini korelasyon çok basit. Refah düzeyin yüksekse, gini kat sayısı yüksekse, insani gelişmişlik yüksekse e, kitaba para ayırıyorsun, düşünmeye para ayırıyorsun. Zaten rahat bir yaşamın oluyor. Sorguluyorsun, Zaten bir gün, bak bir gün diyorum İbrahim'i dinleri bir gün Hinduizm gibi dinleri beş dakika düşündüğünde zaten ateist olur. Bu Çok kadar mükemmel. basit aslında hikayemiz. İnsanların aynı zamanda bir kaygısı yok evime yemek götürecek miyim, ekmek getirecek miyim kaygısında olmuyor. Çok, şey Çok rahat yaşıyorlar tabii ki mutluluğu da arttıran bir şey işte de bakalım biz ne zaman mutlu olacağız bakalım ülkecek biz gün yüzü görebilecek miyiz ben bu yıl başını kutlamayı düşünmüyorum her geçen yıl daha da kötü bir yıla giriyoruz niye 2023'ü kutlayayım arkasından yani yıl başını istersen gidelim. kutla da Noel falan kutlama bazı arkadaşlarımız gibi bizim Aynen de böyle öyle. içimizde tamam. münafıklar var yani münafıklarımız var evet <laughs> e ve buradan onları e nasıl neyle anıyoruz ee ediyoruz. Şey, roasted turkey miydi? <laughs> ne yiyorlardı onlar normalde? Fırın, fırın, ee, fırın hindi. Fırın Tabii kestaneli fırın hindi. Burada onlara kestaneli fırın ile beraber kınıyoruz. Yurt <laughs> dışında olup nal yemeğine gidenleri niye biz yiyemiyoruz diyoruz. Umarım lezzetliymiştir. Şey vardır zaten, yemek buldun ye, <laughs> ya bir <türlü> kaç. <laughs> Dayak buldun, kaç. Ee, şeydir yani caizdir hocam eğer böyle Noel kotlarına <laughs> gidip e, Noel yemekleri yemek değil mi bizim açımızdan her türlü ben şey... yapamam da yani yapmak isteyen yapsın tabi bu yıl bak Noel Baba da dövülmedi hiç bildiğim kadarıyla değil mi yok daha henüz Noel Baba'mız çıkmadı galiba <laughs> gün yüzüne bir ara öyle bir spor vardı şimdi onu da bıraktım Erzurum'da özellikle onu da Bolu'da düzce de oluyordu bir ara <laughs> Gerçekten çok güzel. Ve diğer haberimize geçelim. Aa, hazır ateizmden de bahsederken. Biliyorsunuz ki Endonezya giderek bir hale gelmeye başlıyor. Ve aa, aslında yasalarca yasak olmasa da fiilen aslında ateizm bile yasaklanmış halde. Ve şu anda geçen hafta da haberlerde yer alan bilgilere göre de evlilik dışı cinsel ilişki tamamen yasaklanmış durumda yasalarca. Ve yine bir İslami ülke, İslami kurallarca yönetilmeye çalışılan bir ülke, yine bir e, ülkede yasaklar diyoruz ve bakıldığı zaman da e, burada şeriat ve gericilik aslında çok çok yaygın olmaya başladı. İşte evlilik dışı cinsel ilişki bir işte evlilik dışı seksi e, bir yıla kadar hapse cezalandıran bir ülkeden bahsediyoruz. İfade özgürlüğünü kısıtlayan bir e, kanunu onaylayan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bakıldığı zaman da geçen hafta sanırım aynı evde ilişkide olan iki erkeği çok ağır cezalandırmıştı sanırım. geçen yılda yanlış hatırlamıyorsam cinsel ilişkiye giren iki erkek komşu polis tarafından komşuları tarafından şikayet ediliyor ve polis tarafından basılıyor ve her ikisi de 77'şer kırbaç cezası alıyorlar ve e, aynı gün bir kadın bir erkeği de birbirlerine izin e, verilenlerden daha yakın buldukları için hani bir kadın bir erkek izin verilenlerden daha yakın bulunuyor ve onlara da e, şey e, kırbaç cezası veriliyor. E, ardından da iki erkek sarhoş oldukları için de kırkar kırbaç cezası almış Endonezya'da ne yazık ki. Afganistan gibi ülke Haline bu ülkede, sanırım. bu ülkede bundan 15 yıl önce, 10-15 yıl önce şu tartışılıyordu. Bak nereden nereye geliyor. yani siyasal İslam'a kolunu verir, kolunu verirsen, elini verirsen kolunu kaptırıyorsun. Adamlar ciddi ciddi camide transseksüellerin nerede oturması ve ibadet etmesi gerektiğini tartışırken, 15 yıl sonra geldikleri nokta bu. İşte siyasal İslam böyle bir şeydir demokrat gibi başlar, faşist gibi bitirir. Faşist bile az. Nazi gibi bitirir. İşte İran gibi bitirir. Hikayeyi. Suudi Arabistan gibi bitirir. IŞİD gibi bitirir. El-Kaide gibi bitirir. Bu kulağımıza hep küpe olması gereken bir şey. Endonezya 250 milyon nüfuslu. Hint Okyanusu'nun ortasında. Bundan 200-250 yıl önce İslam'la ilişkisi olmuyor. Kabilelerin önce emperyalistler sonra bu İslamcı hükümetler tarafından yok edildiği animist kabilelerin bir ülkeden bahsediyoruz. Ve ne yazık ki geçmişte komünistlerin çok güçlü olduğu bir ülkeydi bu. Biliyorsun bir ayda bir milyona yakın komünisti palalarla katlettiler. Amerikan yanlıları ama bu, bu şerefsizler aynı zamanda Şimdiki İslamcılardı işte. Bak neyi hatırlatıyor değil mi? Birileri e, dolma bahçeden Amerikan askerlerini kovarken onların ayaklarını öpenler de Milli Türk Milli, Milli Türk Talebi Birliği değil miydi? Onlar bugün mecliste hangi partide? İki partide, MHP ve AKP'de. Ne kadar şeydi mi? Bir de şimdi anti-emperyalist takılıyorlar. Hadi oradan ya. Yani gelecek haberime geçmeden gerçekten yutkunuyorum. Zor bir haber. Söylemesi gerçekten çok sinirlendiriyor insanı, yüzüyor, derinden etkiliyor. Bir öğrencimiz gene istismar edilmiş, gene bir istismar zincirinin içine düşmüş ve bunun kurbanı olmuş. Ve okulda, okul müdürünün odasında dini nikah kıyılmış Ben buna inanamıyorum. Ee, ne yap ne oluyor? Bu öğrencimiz çok başarılı bir öğrenci der. çok başarılı bir öğrenci ve geliyor okul müdürü diyor ki, o sen çok başarılısın. Gelsene nite alayım. İşte e, Milli İstihbarat Teşkilatı'na seni aldırayım." Oh, diyor. Evet ya. Bu haber. Daha sonra da gidiyor onu bir arkadaşıyla tanıştırıyor okul müdürü bu öğrencisini. Bu adam 35 yaşında, evli, çocuklu. Defalarca tecavüz ediyor, defalarca istismar ediyor. Ve bu istismarı da meşru kılmak için okulda okul müdürünün odasında dini nikah kıyılıyor. Yani ve buna da insanlar sessiz kalıyorlar. Yani benim yasal etrafımda bir uygulama böyle bir yapılmamış şey olacak. Yaptırın mı? Yaptırılsa evet. ne yazacak? Korkuyorlar mı bunlar yapmaya? Hayır. Ne kadar ceza alacaklar? Ömür boyu mu alacaklar? Hayır. Yok, ne kadar yatacaklar? Değil. İyi halden çıkmayacaklar mı bunlar? Tabii, İk, tabii. ikinci ikinci görüşmelerine gittikleri zaman mahkemelerine böyle e, iki dirhem bir çekirdek giyinirler, çekerler altlarına. Ne onun adı? Takım elbiselerini iyi halden indirim alırlar. Alında secdeye de ya de da indirim alırlar. Bu mudur laik sistem? Bu mudur benim ülkemin olması gereken? Ne onun adı? <laughs> Siz söyleyin. Hukuk, hukuk sistemi, hukuk, hukuk devleti. devleti, aynen öyle, evet. değil. Yani ne kadar almış olabilir ki? 10 yıl alsın, on yıl alsın, on indirimden beş yıl sonra çıkmayacak mı? Evet. Çıkacak. Kaldı yani mı o, haberimiz? Kalmadı yani de. İmamlikhan da o kadının, e, o kadın müdürün odasında e, kendi okulumun müdürü kıydı demiş. Yani okulumun müdürü kıymış demiş. Mehir diye bir şey imzalatmışlar. Yani evet. bu mehirin de bir ev olduğunu söylediler diye ifadelerinde belirtmiş. Yani istismarın cezasını soracak, e, bunun işte istismarının işte cezasının ne olacağını soracak mahkemelere çeviriyoruz bir yandan gözümüzü. Buna ek olarak da layıklığımızı Yaralayan okul müdürünün de gereken cezayı vereceklerini umuyoruz. Orada daha devam mi? ediyormuş. Biraz önce o okul Hı -hı. müdürü işte o sıfata layık bir adam. Aynen öyle. Bu arada daha ceza almamış, devam ediyormuş şey mahkemelere. Süreç devam ediyor. Süreç devam ediyor. Bakalım kaç çıkacak. Keşke güzel haberlerle kapatabiliyor olsak fakat gel gelelim ülkemde ne yazık ki dini çok fazla kullanan istismarcılar olacak, olmaya devam ettikçe hmm. dini şekilde siyasal İslam şeklinde yürütmeye devam edildikçe bizi daha kötü haberler bekliyor demek zorunda kalıyorum ne yazık ki. Bakalım Son bir kötü haberden bahsedeyim oluyor? onu atlamamamız lazım ee, çok kısa geçeceğim bir dahaki programa tartışacağız onu çünkü daha ayrıntıları belirlenmedi ama. 69 yaşında ırkçı bir manyak. Büyük olsa aynı zamanda da fanatik bir dindardır. Ee, gitti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nde ve o sokakta silahla saldırdığı insanları üç kişi öldürdü. Bu herif daha birkaç gün önce salı verilmiş, başka böyle ırkçı saldırılara katılmış bir herif. Şimdi de Sağlık durumu uygun değil diye gözaltıdan çıktı. Şeyde müşahede altında ama hastanede ve artık sorgusu yapılmayacağı için bu pisliğin niye bunu yaptığı bilinmeyecek. Bir de İslam coğrafyasında bu din sorununu yaşarken Batı coğrafyasında da iğrenç bir ırkçılık ve yine... E Fanatiklik sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz ve bunlar silahlanıyor, bunlar insan öldürüyor diyelim. Bunu da lanetlemiş olalım. Haftaya bu hikayeyi ayrıca bir tartışalım. Batı'daki Aynen. fanatikler ve ırkçılar üzerinden tartışalım derim. Ve daha Aynen. iyi haberlerle bir araya gelmeyi umalım diyelim. Aynen öyle. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz ve gelecek Ateist Gazetesi'nin yayınında da yeniden buluşmak üzere diyoruz. E, aydınlık kalın ve bizleri takip etmeyi devam edin diyorum ve hoşçakalın. <laughs>